Burada Büyük Avusturyalı sanatçı Egon Schiele'nin 20. yüzyılda yaptığı Vali Noizil portresini görüyorsunuz. Tablonun etkileyici öyküsünden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu o dönemki metresinin portresi ve Schiele'nin eserlerinin karakteristik özelliğini taşımakta. Bu tabloya neden pek çok insanın sahip olmak istediğini anlayabilirsiniz özellikle de bir otoportrenin eşi olduğunu düşünürsek. Şi ile İkinci Dünya Savaşı'na sebep olan olaylardan hemen önce öldü. Pek çok eseri Yahudi sanat koleksiyoncuları ve galericiler tarafından toplanmıştı. Vali portresi de Nazilerin el koyduğu Şile tablolarından biri. Avrupa'da bulunan tüm sanat eserlerinin dört veya üçte birinin İkinci Dünya Savaşı sırasında yerinin değiştirildiğini el konulduğunu satıldığını veya yok edildiğini tahmin ediyoruz. Sanat eserleri sadece müze veya galerilerden değil, Özel koleksiyonlardan, kiliselerden yani her yerden alınıyordu. On binlerce sanat eserinden oluşan bir mirasın yerinin değiştirilmesinden bahsediyoruz. Eserlerin nasıl geri gönderileceği, Nereye gideceği ve gerçek sahiplerinin kim olduğunu çözmek için neredeyse bir orduya ihtiyaç vardı. Ve genellikle eserlerin sahipleri ölmüştü ve mirasçıların tespit edilmesi gerekiyordu. Bu çözülmesi uzun zaman alan karmaşık bir süreçti. Gerçekten de bir ordu gerekiyordu. Savaştan sonra müttefik devletler nazilerin elinde bulunan tüm sanat eserlerini sınıflandırdı. Yüksek rütbeli Nazi askerlerine ait eserlerle dolu şatolar ve çalınmış eserlerle dolu trenler buldular. Tuz madenleri, Gent Altar Panosu gibi önemli sanat eserleriyle doluydu ve müttefik devletler bu eserleri ellerinden geldiğince asıl ülkelerine iade etmeye çalıştı ve eserlerin sahiplerine veya öldürülmüşlerse mirasçılarına nasıl ulaştırılacağı konusunu o ülkelere bıraktılar. Örneğin Fransa'da halen sanat eserleriyle dolu depolar var ve yetkililer eserlerin kime ait olduğunu çözememiş durumda. Son 20-30 yıl içerisinde bu sorunun çözümüne örnek teşkil eden yasal çerçeveler oluştu. Süreç çok uzun sürüyor çünkü bazı ülkeler bu konuda en meşhuru mesela Avusturya'dır. Eserleri geri gönderme konusunda isteksiz. Vali portresi de uzun zamandır devam eden hukuki bir savaştı çünkü Viyana'daki müze tabloyu kendilerinin olduğunu iddia eden kişilere iade etme konusunda isteksizdi. Savaşta milyonlarca insanı öldüren Nazilerin sanata oldukça ilgili olduğunu söylemek gerek. Bazı eserleri uygun bulmasalar da çok istekli koleksiyoncular olduklarını söylemeliyim. Hatta Hitler Avrupa'da bulduğu önemli eserlerle Linz'de kendi müzesini oluşturmayı planlıyordu. Naziler tüm dünyadaki kültürü kontrol altına almak istiyordu. Bu yüzden de birisi o sanat eserine sahip olmaya layık değilse elinden alınacaktı. Bu büyük Nazi planı 1938'deki sahibinden dolayı Vali portresinin de kaderi oldu. Viyana'da yaşayan Yahudi bir sanat tüccarı olan Lea Bondi eserin o zamanki sahibiydi. Tablo özel koleksiyonunun bir parçasıydı ve evinde asılıydı. Yahudilerin iş sahibi olamayacağını belirten yasadan dolayı galerisini satmak zorunda kaldı. Yani Bondi'nin sanat galerisini bir Nazi sanat tüccarı satın almış oldu. Satışı tamamlamak için evine gelen Nazi tüccar duvarda asılı portreyi gördü ve bunu da alacağım dedi. Bondi sonraki gün Viyana'dan kaçmayı planlıyordu. Bu yüzden tablonun elinden alınması ile ilgili yapabileceği bir şey yoktu. Avusturya'dan kaçtı ancak bu tablo hep aklındaydı. Yıllarca nerede ve kimde olduğunu bulmaya çalıştı. Tabloyu geri almak istiyordu ve güvenmemesi gereken birine güvendi. Londra'da onu ziyarete gelen sanat koleksiyoncusu Rudolf Leopold'a. "Tablom Viyana'daki müzede. Geri almama yardım edebilir misiniz?" diye sordu. Ancak Leopold, müzeye giderek tabloyu kendi özel müzesi için satın aldı. Hatta bu tabloyu almak için kendi koleksiyonundaki birkaç eserle takas etti. Özellikle bu tabloyu istiyordu çünkü eşi olan otoportre elindeydi. Viyana'daki Belvedere Müzesi ve çok güçlü bir koleksiyoncu olan Rudolf Leopold, tablonun gerçek sahibinin Lea Bondi olduğunu biliyordu. Hem müze biliyordu hem Rudolf Leopold biliyordu. İkisi de biliyorlardı ve eserin Bondi'den çalındığı da belliydi. Sonuçta Leopold koleksiyonunu Avusturya hükümetine verdi ve tablo modern sanat müzesine ödünç verildi. Ve en sonunda tablonun öyküsü Amerika Birleşik Devletleri'nde değişmeye başladı. Tablonun New York'ta olduğunu gören Lea Bondi'nin mirasçıları yetkililere haber verip tablonun kendilerine iade edilmesi konusunda uğraş verdiler. Eserin en sonunda Yahudi soykırımında sağ kalanların ve mirasçılarının taleplerine hoşgörüyle yaklaşan bir yerde bulunduğunu düşündüler. Böylece New York'taki yetkilileri eseri müzeden almaya ikna ettiler. Yetkililer de hangi tarafın tablonun sahibi olduğuna dair dava görülürken 10 yıl boyunca tabloyu muhafaza etti. İlginç bir şekilde modern sanat müzesi dava başarıya ulaşırsa kimsenin bir daha kendilerine eser ödünç vermesini istemediklerini söyledi. Bu durum hiçbir zaman gerçekleşmedi ancak başka birçok müzede bu görüşü savundu. İlginç bir şekilde bugün tabloyu görmek isterseniz Avusturya'ya gitmeniz gerekiyor. Tablo bir zamanlar Bondi veya hiçbir mirasçısının eser üzerinde hak iddia etmediğini söyleyen o müzenin içinde. Müze ve mirasçılar mahkemeye gitmeden meseleyi halletmiş. Şöyle, müze mirasçılara yüklü bir miktar para ödemiş ve mirasçıların sunduğu şartı kabul etmiş. Böylece eser şu anda müzede sergilenebiliyor. Şart ise şuymuş: Tablonun yanında gerçek sahibini ve eserin ondan nasıl çalındığını açıklayan bir yazı olacak keşke başka müzelerde de eserlerin o müzeye nasıl geldiği ile ilgili açıklamalar bulunsa. Çünkü genelde müzede öylece duran, gayet güzel görünen bir sanat eserinin arka planında şiddet dolu bir ele geçirilme öyküsü oluyor. Hitler'in ele geçirip çaldığı her şeyi alıp müzeye çevirme fikri aslında çok da az rastlanır cinsten değil. Mesela Louvre'un ilk hali, ordusu Avrupa'da zaferler elde ederken Napolyon'un el koyduğu tablolardan oluşmakta. Ve bugün pek çok koleksiyon, Sömürge döneminde o ülkelerden alınan eserlerden oluşuyor. Çünkü o dönemde halkın tıpkı Bondi'nin sanat galerisini Nazilere zorla satma hikayesinde olduğu gibi konuyla ilgili seçim hakkı yoktu. Bugün bazı müzeler kendi kayıtlarını inceleyip eserlerin Nazi yağmalarından gelip gelmediğini araştırıyorlar. Ancak müzelerin çoğu sömürge ülkelerinden gelen veya diğer şüpheli durumlarda ele geçirilen eserlerle ilgili benzer araştırma veya iade işlemleri yapmıyor. Mesela müzelerde bazı etkileyici eserlerin yanındaki cam kutuların içinde bulunan çok az açıklama içeren bilgi notlarını düşünün. 20. ve 21. yüzyıllarda nesnelerin estetiğine odaklanışımızı ve bunu yaparken geride bıraktığımız her şeyi düşünürsek Lea ve kocası şanslıydı. Nazi kontrolündeki Avusturya'dan kaçmayı başardılar. Ancak başka pek çok Avusturyalı Yahudi bu kadar şanslı değildi. Çoğu toplama kamplarında hayatını kaybetti. Bu tablolar kusursuz Aryan figürlerinden oluşan resmi Nazi sanatına tezat oluşturuyor ve Şile burada bize insanların kırılganlığını ve bireyselliğini anladığını gösteriyor. Sanatı farklı ve alışılmadık olanı ön plana çıkarmak ve takdir etmek için kullanıyor. Ki bu da aslında Nazilerin yapmak istediğinin tam tersiydi.